tıbbi onkolog, doçent doktor Deniz Arslan'la beraberiz. Deniz Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. Sağ olun. Siz nasılsınız? Tabii sağ olun. Biz de iyiyiz. Programdan önce biz bayağı bir, çünkü Deniz Hocam Cerrahpaşalı, ben Çapalıyım. Evet. Bayağı bir öğrencilik yıllarını falan konuştuk. O yıllardan bu yıllara onkolojik anlamda, yani kanser anlamında son 20 yılda neler değişti hocam? Birçok şey değişti. 20 yıl önce ne yapıyorduk, şimdi ne yapıyoruz şu an kanserde? Baktığımızda en başta gelen bir farkındalığımız arttı artık. Tabii bu programların da bir katkısı var. Kişiler bilinçlenmeye, tarama yöntemleri artmaya başladı. Daha çok artık kişiselleştirilmiş bir tedaviye doğru gitmekteyiz. Baktığımızda tümörün 150-200 çeşidi şu an vardır ve farklı şekilde tedavi edilmekte. Dünyada da baktığımızda 2018 yılında yaklaşık 19 milyon kişi kansere yakalanmıştır. Ülkemizde de bu oran geçen yıl 210 bin civarındaydı. 210 bin kişi kansere evet. yakalandı. Ben evet. şöyle ufak bir es vereceğim size. Efendim bugün kanser, genelde bütün kanserleri konuşacağız ama meme kanseriyle ilgili çok önemli detaylar vereceğiz. Onun için eğer meme kanserini çok merak ediyorsanız aman ha kanalı değiştirmeyin diye bir uyarıda bulunuyorum ve devam ediyorum. Burada tabii farkındalığımızın artmasından dolayı, tarama testlerinin artmasından dolayı genel olarak baktığımızda kanser artıyor gibi görünmekte. Ama tabii dünya nüfusu artıyor. Bizim farkındalığımız ve bilinçliliğimiz artıyor. 20 yıldan bugüne geldiğimizde artık kişiye özel tedaviler artık yapmaktayız. Bu tüm kanserler için geçerli. Artık bir genetik bir hedef belirleyerek ona yönelik bir tedavi vermekteyiz. Yani 20 yılda ciddi yol aldık. Peki evet. 20 yıl önce her 100 kişiden kaç kişi kanser oluyordu? Şu an her 100 kişiden kaç kişi kanser evet. oluyor? Şimdi şöyle, bu eskiden bir 20 yıl önce yapılan istatistikler, tabii kayıtlar daha düşüktü. Ama şu an günümüzde bunun kaydı, Sağlık Bakanlığımız ve bizlerin de artık bu konuda daha duyarlı olmamız nedeniyle kayıtlar daha çok tutulmaya başlandı. Ve bu baktığımızda 20 yıl önce de %5 onlardayken şimdi 100 bin kişi de normalde düşük oranlardayken, %1'lerdeyken bunlar artmaya başlamış durumda. Tabii bu kaydın düzenli tutulmasıyla orantılı. Yani genel olarak kanser arttı. Ama. Yani %5 ise %6 oldu, 7 oldu. Farkındalığımız arttı, nüfus arttı. Tarama yöntemleri daha sık kullanılmaya, insanların bu tarama yöntemlerine ulaşma oranları arttı. Ketemler tabii bu konuda kanser. Belli başlı tarama yöntemi derken evet. yani kanseri kanser olmadan teşhis etmek ya da evet. kanseri 3. 4. evreye gelmeden evet. bulmak. Yani 1. 2. evrede. Hani atasözü vardır bizde bilirsiniz. Evet. Yılanın başını küçükken ezeceksin diye. Evet. Çünkü kanser de bir çeşit yılan. Evet. Daha ilk yeni evrilmeye başladığında yakaladıysan problem yok. Ama evet. yakalayamadıysan problem çok. Kesinlikle. Burada tabii tarama yöntemleri ön plana geçiyor. Bazı kanserlere yönelik taramalar yapıyoruz. Örneğin meme kanserinde. Evet, özellikle meme kanserini konuşalım bugün. Evet. Meme kanserinde özellikle mamografi öneriyoruz. Mamografi nedir hocam? Mamografi memenin röntgenini çekmektir. Sıkıştırılarak çekmektir. Yani şöyle dokularını, bir masa var. Evet. Geliyoruz üzerine, mememizi kesinlikle. Koyuyoruz. Evet. Sıkıştırıyoruz. Sıkıştırıyoruz. Evet. Yani yatay hale getiriyoruz. Evet. Ağrılı bir yöntem midir biraz sıkıştırmak deyince? Biraz ağrılı ama şu an yeni cihazlar da var. Onlar da dijital çekim yapan, bazen dokunmayan, hatta memeye dokunmayan yöntemlerde bulunmakta. Hı. Burada ciddi oranda meme kanserine bağlı ölüm riskini %20 oranında azaltabilmekte. Mamografiyi mutlaka öneriyoruz. 45 ile 55 yaş arasında yıllık mamografi önermekteyiz. 40 ile 45 yaş arasında da dileyen yıllık yine mamografi yapabilir. 55 yaşından sonra da 2 yılda bir. Peki hocam, ben izleyicilerimiz adına evet. soruyorum. Mamografi bir çeşit röntgen. Evet. Daha doğrusu meme röntgeni. Her yıl düzenli olarak röntgen ışını da bildiğim kadarıyla kanserojen. Yani bu çok düşük düzeyde alıyoruz. Düşük düzeyde. Yani bir gün sabahtan akşama kadar benim ya da uçak yolculuğu evet, yaparken kesinlikle. Camı açtım, böyle dışarıya baktım. Kesinlikle. Oradan gelen, güneş ışınlarından gelen ultraviyole, A, B, çok... C
plastikten çok, aldığım radyasyon, evet, bu radyasyonla karşılaşırsa çok düşük oranda, mamografide eşit midir? Çok düşük oranda. Yani bir tomografi çekmenin belki de %1'i kadar ışın alıyoruz. Yani çok fazla almıyoruz. Tomografinin %1'i kadar. Yani bir uçak radyasyon yolculuğunda bile, yani bir uçak yolculuğunda, yani buradan Amerika'ya uçmamızda çok ciddi oranda daha radyasyon fazla, daha radyasyon fazla alıyoruz. Tabii uçak burada, yolculuğunda peki neden radyasyon alıyoruz da deniz kenarında güneşlenirken ya da gündüz evden işe giderken yürürken alıyoruz, almıyoruz? Orada da alıyoruz. Ama uçakta özellikle uçaktan uçakta, bahsediyoruz. Uçakta çünkü atmosferin koruyucu etkinliği var. Ha, ne kadar yukarı çıkarsak yukarı o bizim artıyor, koruyucu evet, tabakamız, evet, tabakamız o kadar evet, inceliyor çünkü aşağı doğru artıyor. Evet. Peki. Mamografiyi mutlaka öneriyoruz. Mamografi yaptırmayan hanımefendiler yaptırmıyorsa eğer bunların 3 kat daha biz İleri evrede kanserlerine teşhis ediyoruz. Bu nedenle mamografi çok önemli. Bunun yanında diğer kanserlerin de tarama yöntemleri var. Meme ultrasonu mu, mamografi mi? Mamografi. Mamografi net olarak gösterir her şeyi. Net göstermiyor. Bizim şüphelendiğimiz şeylere ileri tetkikler yapıyoruz. Şu an mamografi öneriyoruz. Mamografi. Birbirini tamamlayan yöntemler. Meme ultrasonunu kime öneriyorsunuz? Meme ultrasonunda şüpheli gördüğümüz ya da birbirini şu tamamlayan. Bu tamamen zararsız, sıfır. Evet, doğru. Risk onda. Evet. Tamamlayan yöntemler bunlar birbirine. Eğer bir şey görüyorsak, şüpheli bir lezyon, bunu ultrasonda, hatta ultrasonda bir üst basamağı MR çekmektir. MR'la daha iyi yumuşak dokuları görebiliyoruz. Bazen de şüpheli gördüğümüz şeyler ultrason eşliğinde örnekleme yapabiliyoruz. Biyopsi dediğimiz yöntemi yapabiliyoruz. Anladım. Peki kanser tarama yöntemi olarak meme kanseri nüks testi diye bir şey var. Evet. Şöyle nedir, tarama bunu değil ben de, bilmiyorum. Hakikaten bilmiyorum evet, hocam. Meme kanseri, kendim için soruyorum. Evet. Meme kanseri biz başta da program başında da söylediğimiz gibi artık kişiye özel tedaviler yapmaktayız. Genellikle meme kanserini %70 oranında erken safhada saptıyoruz. Fakat bizim verdiğimiz koruyucu dediğimiz, yani gözle göremediğimiz hastalığı tedavi ettiğimiz kemoterapi, niyetiyle verdiğimiz kemoterapi katkısı nükse %5-10 oranındadır. Biz eskiden meme kanserini hastanın yaşına, kitlenin boyutuna, hormon durumuna, koltuk altı yayılma durumuna göre tedavileri seçmekteydik. Artık günümüzde o tümörü alıp 70 iken meme kanseri nüks testine tabi tutuyoruz. Eğer düşük riskliyse bunlara kemoterapi vermenin anlamlı bir katkı sağlamadığı için artık önermiyoruz. Eğer yüksek riskliyse bu kişilere öneriyoruz. Eğer tümör boyutu küçük, hormon reseptörü pozitif, hormona duyarlı bir tümörümüz var. 1-3 tane koltuk altı lenf noduna yayılmışsa tümörümüz, 70 gen meme kanseri nüks testini yaptırdığımızda bu hastaların yaklaşık %64 oranında kemoterapi almasının gerekmediği ortaya çıktı yapılan çalışmalar. Biz bunca yıl gereksiz yere mi yani yıllarca tabii ki bilinmiyordu böyle. Evet, tıp geliştikçe evet, özellikle onkoloji bilim dalı geliştikçe daha çok anlamaya başladık. Evet. Yani gereksiz yere insanlara kemoterapik yani hücre öldürücü ilaçlar artık vermiyoruz. Yani artık vermiyoruz. Artık kişiye yönelik. Tabii ki şu anlaşılmamalı. Kemoterapi gerçekten riski yüksekse mutlaka almalılar. Mutlaka almalı. Çünkü mikroskopik dediğimiz gözle göremediğimiz hastalığı tedavi etmek durumundayız. Çünkü geri gelmesini minimuma indirmemiz lazım. Tabii ki bu testte hiçbir tedavide bir hastalığın geri gelmesini hiçbir zaman sıfırlayamaz. Peki yani ilk şeyde baktığınız zaman meme kanseri dediğimizde akla birçok şey geliyor. Önce cerrahi geliyor. Evet. Kanserli bölgenin tamamen cerrahi yöntemlerle çıkarılması. Sonra işte arkasından radyoterapi. Çok herhalde radyoterapi meme kanserinde kullanmıyoruz. Daha çok kemoterapi kullanıyoruz. Kullanıyoruz. Ama radyoterapi de yerine. Ama sıralama olunca cerrahi, kemoterapi şey diye gidiyor. Kullanıyoruz. Ama evet, bunda da meme kanserinin büyüklüğü, ilerlemesi, tipi evet, önemli rol tabii oynuyor. Tabii ki. Yani biz bir kitleyle karşılaştığımızda mutlaka ondan örnekleme yapıyoruz ki tümör tanısını koyuyoruz ve vücudu tarayacak bazı tetkikler yapıyoruz. Yani olay hangi boyutta, tümör hangi boyutta, o nasıl bir hastalıkla karşı karşıyayız onu görmemiz lazım. Eğer erken evre ise, yani sadece meme ve sınırlı bir alanda lenf bezlerine yayıldıysa hastalığımız, ona yönelik tümörün
büyüklüğüne, memenin boyutuna göre meme koruyucu cerrahiler yapabiliyoruz. Daha sonra dediğim gibi bu patoloji sonucuna göre de 70 gen meme nüks testini yaptığımızda eğer yüksek riskliyse mutlaka bu hastalara kemoterapi önermekteyiz. Bazı hastalarımızda akıllı ilaçlar da kullanmaktayız. Patolojik sonuçlarına göre baktığımızda eğer pozitif çıkarsa... Akıllı ilaç derken ilacın nasıl haklı olur hocam? Akıllı ilaç hedefe yönelik ilaç. Yani bir tümör düşünün. Bir normal hücrede 2-3 bin tane olan reseptörün tümörlü bir hücrede 2-3 milyona çıktığında bu algaçları kapatacak bazı tedaviler veriyoruz. Akıllı ilaçlar. Bu hem o algaçları kapatıyor akıllı ilaçlar hem de bunu bizim bağışıklık sistemimizin görmesini sağlıyor. Anahtar ve kilit gibi. Yani anahtarı açacak özel kilitlerimiz var. Evet, bazı kilitler o tümördeki o algaçları kapatıyoruz. Artık bunlara hormona duyarsız hale geliyor. Hormon olmayınca tümör de büyüyemiyor. Hem o şekilde hormonal tedaviler hem de ayrıca bazı akıllı ilaçlar, antikorlar var. Bu algaçların üstünü kapatıyor, sinyal gelmesini hücreye önlüyor. Anladım. Evet. Tabii meme kanseri de yani sonradan edinilmek şeyi tabii çevresel faktörler çok çok önemli. Evet. Ama meme kanseri olmak için altyapıda da bir genetik geçiş şart. Her zaman şart değil. Şöyle ki... Çok kötü davranırsak kendimize, annemizde, babamızda, sülalemizde olmasa da meme kanseri olur muyuz? Tabii ki olabiliriz. Neden oluyoruz? Aslında sorunun cevabı... Neden meme kanseri oluyoruz? Ben sorayım o zaman. Genel olarak neden tümör oluyor? Neden kanser neden olur? Neden meme kanseri olabiliriz? Bunların çeşitli risk faktörleri var. Nedir hocam yani risk bunlar? Faktörü sayalım. Demek yani bir yatkınlık artması meme kanserine karşı o demek. Ama her risk faktörüne yani yatkınlık olan insanlar meme kanseri olacağı anlamına gelmesin. Mesela neler olabilir? Obez olmamız. Obez, şişmanlık, meme kanseri olmamıza... Kadın olmamız en büyük sorun. Yani kadın olmamız meme kanseri... Erkeklerde meme kanseri oluyor mu? Tabii ki oluyor. Her 150-200 meme kanserli kadına karşı bir erkek meme kanseri görmekteyiz. Erkekte de meme kanseri var. Tabii ki olabilir. En önemli şey burada kadın olmak. Yaş çok önemli. Çünkü yıllar boyunca genlerimizde olan yaşlılığa bağlı değişiklikler de... bizim meme kanserine yol açabiliyor. Erken adet görmek. Erken adet görmek kaç yaşında? 12 yaşından önce adet görmek. 12 yaşından önce erken adet gören kız çocuklarında meme kanseri görülme riski diğerlerine göre daha yüksek. Yüksek. Ama bu şu algılanmasın tekrar vurguluyorum. Yani her riske sahip olan illa meme kanseri olacak anlamına gelmesin. Risk dedik yani. Risk. Bu risk olabilir, olmayabilir. Geç menopoza girmek. Bu bir risk. Neden? Çünkü hormona altında yani memenin hormona maruz kaldığı süre meme dokusunun uzun olduğu geç için. Geç menopoz nedir? 48'den sonra mı? 50'den sonra? 50'den sonra 55, menopoz. 56 yaşında menopoza evet, girdi. Evet, menopoza girmek. Risklidir. Evet, risklidir. Hiç çocuk yapmamak risklidir. Ya da 30 yaşından sonra çocuk doğurmak. Bu riski arttırmak. Bunlar istatistik veriler tabii. Evet, sigara değil, başka toplumda daha değişik çıkabilir ki, bunlar. Sigara, alkol bunların yanında. Stres, bunlar, sigara, alkol. Tabii. Düzensiz uyku. Yani vücut savunmasını zayıf çünkü kanserin tedavisinde de ne kadar kanseri öldürmek için ilaçlar kullanıyorsak bu karşı tarafı öldürmek. Bir de bu tarafı güçlendirmek var. Düzenli uyku uyursanız, düzenli beslenirseniz, düzenli yaşam, stressiz bir hayat yaşarsanız, organik beslenirseniz, özellikle bu fabrikalarda üretilmiş değil mi? Ne deniyor ona? Fabrikasyon ürünler. Onlardan uzak durursak. Bu da lehimize. Riskimizi azaltabiliriz. Burada bir de egzersizi vurgulamam gerekirse egzersiz de çok önemli. Normal günlük hiç olmazsa diyoruz günde haftada 3 ya da 4 kere 1 saat bir kardiyo yani en azından kalbimizi hızlı çalıştıracak biraz metabolizmayı hızlandıracak bir spor yapmak. Yüzmek olabilir, yürümek olabilir, bisiklete binmek olabilir. Kesinlikle. Hareket yoga önemli. Falan, o pilates falan onlar olabilir. Hareket önemli evet. Hatta şunu söyleyeyim, meme kanserini tedavi ettikten sonra bu hastalığın hatta kalın bağırsak tümörlerinin bile geri gelmesini egzersiz ciddi oranda azaltmakta. Metabolizmayı hızlandırmak o zaman vücuda iyi geliyor, iyi kansere iyi gelmiyor, kanserli hücreye iyi gelmiyor, bize iyi geliyor. Çünkü nüksleri de azaltmakta, nüksleri azaltıyor. Evet.
Peki hocam şeyde bunlar kansere şey yani kanserin geri gelmemesi için lüks önleyici. Evet. Bir de akıllı ilaçların haricinde hep dedim ya bir de kişinin kendi immün sistemini güçlendirmesi var. İmmünoterapi var. Evet. Burada eğer kansere yakalanmak istemiyorsak ya da kansere yakalandık, yendik kanseri, tekrar kanserin geri evet. gelmesini istemiyorsak evet. immünoterapi olarak neler yapabiliriz? Yani immünoterapi olarak dediğimizde belli bir ilaç yok. Düzenli beslenmek. Yani baktığımızda yapılan çalışmalarda düzenli beslenmekten kastımız şu veya bu yiyecek değil. Akdeniz mutfağı. Öyle bol yeşil. Akdeniz yeşillik. Mutfağı şu an bütün yapılan çalışmalarda Akdeniz mutfağı ön plana çıkmakta. İşte bu antioksidanlarla vücudu arındırmak işte askorbik asit, vitamin C, evet. ondan sonra Q-enzim, Q10, evet. Q10, ondan Zerdeçal. Sonra... Efendim? Zerdeçal. Zerdeçal falan. Evet. Böyle şeyler var. Bunlar çok gündem yaratıyor. Televizyonlarda falan baktığınız zaman şeyde yemek sabah yemek programları oluyor. Veya evet. akşam işte bilmem tıbbi şeyler falan oluyor. Hep bunlar konuşuluyor. Hep bitkisel, evet. bitkisel. Sonuçta bununla ilgili biz çok araştırmalar, çok makaleler okuyoruz. Gerçekten hani faydası olacak bir şeyi neden önermeyelim? Ama gerçekten şu Akdeniz mutfağı, sadece ön plana çıkan Akdeniz mutfağını uygulamamız yeterli. Yapılan çalışmalarda kanıt varsa, yani gerçekten tümöre iyi geliyorsa, tabii ki biz uygulamaktan çekinmeyiz. Biz doğayı reddetmiyoruz. Bizim ilaçlarımızın bazıları doğadan. Çoğu doğadan geliyor tabii ki, aslında. Doğadan geliyor ama bunların biz etki mekanizmasını biliyoruz. Modern tıpın sunduğu ilaçlar raflarda baktığımızda birinci kutuyu da alsak, birinci kutuyu da ilaç dozu bellidir. Etki mekanizması bellidir. Yani sağlığımız o kadar değersiz değil. Biz modern tıbın bizlere sunduğu tedaviler uygularken mutlaka ek bir şey alıyorlarsa mutlaka hekimleriyle paylaşmalarını istiyoruz. Peki size biraz renklendirelim başka bir şey soracağım. Evet. Telomer konusunda ne düşünüyorsunuz? Evet. Biliyorsunuz bir ünlü son zamanlarda işte telomerle ilgili bayağı yazılar oldu, televizyon programlar oldu, haberler oldu. Evet, DNA'nın onarımı ile ilgili. DNA onarımı, evet. telomer onarımı mümkün mü? Tabii ki mümkün. Yani artık bu yeni bazı dergilerde de yayınlanmaya başladı. Hatta bu DNA'da biz değişiklikler yaparak tümöre direkt tümörlü hücreleri yok etme durumumuz bulunmakta. Aslında insan yaşam boyunca mutlaka her canlı bir gün bu hayat sonlanacaktır. Aslında bizim yapmamız gereken şudur. Bizim yapmamız gereken kanserden korunmak ya da sağlıklı yaşamak konusunda yapmamız gereken bazı şeyler var. Bunlar sigaradan uzak durmak, alkolden uzak durmak. Sigara zararlı, alkol kesinlikle. Zararlı. Önceden evet. yazardı şeyler. Alkol kötülüklerin anasıdır diye. Şimdi alkol ve sigara kötülüklerin anasıdır diye anasıdır, evet, doğru, yazıyı kesinlikle. Biraz daha çoğaltmak gerekiyor. Çok doğru. Evet hocam teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Evet efendim Deniz hocamla bu kadar bugünlük. Ama bizim programımız devam ediyor. Siz bir yere ayrılmayın.